Evet, değerli canlar, değerli dostlar, yorucu bir 14 maçtan sonra şimdi yine omzumuza düşen güzel bir geleceğin ışığı var. Kim ne derse desin. Gezi Parkı'ndayım, burada bu tarihsel günlerden, yaşananlardan bir parça yine yarına, yani 28 Mayıs'a bütün ülkenin kardeş olduğu, geleceği kurduğu ve o bütün güzellikleri yeniden yaşamak için birlik olduğu saatlerin içindeyiz. Onun için 28 Mayıs'tan biz istediğimizi, özgürlüğü, adaleti ve geleceği, Türkiye'nin sanatçı çocuklarının sanatın geleceğini kazanacağımıza inanıyoruz. O yüzden herkesin yapacağı en güzel şey bu demokrasinin çiğnenen, yıkılan sofrasını yeniden ele geçirmek, yeniden birlikte o yaşamı kurmak, bize düşen bu toprakların yürekli, onurlu, gülen ve bu kadar güzel, bu kadar ülkesine emek vermiş Kılıçdaroğlu'nu, o can insanı desteklemek ve birlikte o süreci paylaşmak olabilir. Bundan daha başka ne söylenebilir? Hepinizi ülkemizden, geleceğimizden umutla yaşamaya davet ediyorum.